Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Tabii ki yeni bir soru çözümü ile birlikteyiz. 23. soru çözümümüze gelmişiz. E, kalıtımı saymazsak arkadaşlar yaklaşık 19-20 tane biz konu işledik. Ve her konunun sonunda da tabii ki e, sorularımızı çözdük. Çözmeye de devam ediyoruz. Ben burada sadece örnek sorular yazıyorum. Tabii ki siz kesinlikle ihmal etmeyin arkadaşlar. Yine TTIT kitaplarından ve ÖABT kitaplarından soru çözümü yapabilirsiniz. Evet başlayalım isterseniz. Birinci soruda bize e, öncüler vermiş diyor ki verilen yapılardan hangileri işitme ile ilgili değildir. Şimdi bakıyorum. Otolit taşı, kohlea, tulumcuk, yarım daire kanalları ve ovar pencere. Arkadaşlar bizim kulağımızda işitme ve denge organları vardı, değil mi? İşitme ve denge yapıları vardı. Neydi bunlar? Mesela otolit taşı denge ile ilgiliydi ve bizim işte dik durduğumuz zaman döndüğümüz zaman başımız hareket ettirdiğimiz zaman dengede kalmamızı sağlıyordu. Kohleya arkadaşlar işitme ile ilgili bir kanaldı. Kohlear kanalı hatırlayın. Kohlear kanal içerisindeki bulunan sıvı sayesinde işte işitme olayı gerçekleşiyordu tulumcuk yine denge ile ilgili bir durumdur Hatta otolit taşları tulumcu içerisinde de var yarım daire kanalları da aynı şekilde arkadaşlar denge ile ilgilidir ve oval pencere işitme ile ilgili yapımızdır Peki burada işitme ile ilgili olmayanlar hangileridir 1 3 ve 4'tür arkadaşlar yani cevabımız 1 3 ve 4 şeklinde olacak devam edelim Diyor ki aşağıdakilerden hangisi alt deride bulunmaz? Bir önceki videoda işlemiştik değil mi deri arkadaşlar? Neydi? Üst deri epidermis, alt deri dermis olarak ikiye ayrılıyordu. Üst deride korun tabakası, keratinden oluşan korun tabakası vardı. Bir de arkadaşlar e, malpigi tabakası vardı. Burada da melanin pigmenti vardı. Deriye renk veriyordu. Ayrıca şunu da unutmayın arkadaşlar. Keratin hani bulunuyor ya üst deride. İşte o keratin tabakası tırnak oluşumunu, saç oluşumunu da sağlıyor. Yine üst derimizde bulunuyor. Alt deride ne vardı? Kan damarları, kaslar, reseptörler, lifler, yağ doku, işte ter bezleri, yağ bezleri bunların hepsi alt deride bulunuyor arkadaşlar dolayısıyla alt deride bulunmayan hangisidir? Tabii ki keratindir. Cevabımız Bursa şıkkı olacak. Gelelim 3. sorumuza. Dil için hangisi yanlıştır diyor. Tat tomurcuklarının içerisinde tadı alan reseptörler bulunur. Bu doğru arkadaşlar. Çizgili kaslardan oluşur ve üzeri örte epiteli örtülüdür. Bu da doğru arkadaşlar. Reseptörler dil epitelinin mitoz bölünmesiyle oluşur demiş. Dursun bakalım. Dilin alt yüzeyinde papilla olmadığından tat alınmaz. Doğru arkadaşlar. Tat alma ile ilgili duyulardan gelen impulslar talamusta değerlendirilir demiş. Arkadaşlar talamus değerlendirmez. Sadece ne yapar? Sınıflandırır ve ilgili bölgeye gönderir. Dolayısıyla E şıkkı yanlış. Bu durumda C şıkkında doğru olarak alıyoruz. Cevabımız E şıkkı olur. Gelelim dördüncü sorumuza. Diyor ki miyop göz kusuru görülen bir insanla ilgili hangileri doğrudur? Miyop hatırlayalım arkadaşlar uzağı görememeydi. Uzağı görememesi için bakın uzaktan taş atan kişi taşı nereye düşürüyordu? Önünüze yani görüntü nereye düşecek? Retinanın önüne. Normalde göz yuvarlığa bu şekilde olması gerekirken Miyoplarda bu şekildedir ve görüntü arkadaşlar retinanın bakın retina şurası bakın görüntü geldiği zaman direkt retinanın üstüne düşmesi gerekiyor. Ama bu kişilerde görüntü geldiği zaman ne yapıyor? Retinanın önüne düşüyor. Diyor ki optik eksen normalden kısa olur. Hayır optik eksen normalden daha uzundur. O yüzden retina e, görüntü önüne düşüyor arkadaşlar. Retinanın, bu yanlış. Kalın kenarlı mercek kullanılarak görme sağlanır. Diyelim ki kalın mı ince mi hatırlamıyorsunuz. Hemen ne yapıyorduk? Mutluluk. Hayali yazıyoruz. Mutluluk hayali. Veya bazen kum olarak da e, şifreliyorlar arkadaşlar. Kumdaki K kalın kenarlı mercek. U uzağı görememe. M de miyop. Zaten geriye kalan ince kenarlı mercek de neye kalıyor? Hipermetropa kalıyor ama ben bu şekilde kodluyorum. Buradaki K kalın kenarlı mercek. U uzağı görememe. M de miyop. O zaman miyoplukta ne kullanıyormuş? Kalın kenarlı mercek. O zaman bu doğru. Mercek normalden daha kalındır demiş. Bu da doğrudur arkadaşlar. Neden? Çünkü bakın, mercek normalde bizim merceğimiz ince kenarlı mercektir ve mercek inceldiği zaman ne oluyor? İşte uzağı görmemiz sağlanıyor. Eğer ki normalden daha kalın olursa o zaman kırılma düzgün bir şekilde gerçekleşmez ve bu durumda da uzağı görememe olayı ortaya çıkar. O yüzden mercek normalden daha kalındır dediği zaman da kabul edeceğiz. Görüntü retinanın arkasına düşer demiş. Hayır ne dedik? Görüntü retinanın önüne düşüyor. Bu yanlıştır. Hangileri doğrudur dediği için cevabımız 2 ve 3 olur. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki aşağıdaki reseptörlerden hangisi dudak ve parmak ucu gibi hislerin daha fazla algılandığı bölgelerde bulunur? Arkadaşlar ben size bir reseptörden bahsetmiştim. Dedim ki o reseptör böyle hafif dokunuşları algılayan reseptördür. Hangisi o reseptör? Hangisiydi arkadaşlar? Şimdi bakın burada kıl kökü reseptörleri ne yapıyor? Kıl kökü reseptörleri işte kılların e, hareketiyle ilgilidir. Ayrıca yine buradan gelen dokunma duysunu algılıyor. Serbest sinir uçları ağrıyı algılıyor bakın ağrı. Ruffini dediğimiz yapı arkadaşlar bu da sıcağı algılar sıcak. Pacini dediğimiz yapı basıncı algılar. Bu durumda geriye ne kaldı? Meissner cisimci. Ama bir tane daha vardı hani Merkel diskleri demiştik. Merkel diskleri. Arkadaşlar bu Merkel diskleri oldukça ee, hafif olan dokunuşları algılıyor. Eğer size hafif duyguların işte hafif olan dokunuşların algılandığı yapıyı sorarsa Merkel diskleri diyeceğiz. Ama normal dokunmayı soruyor bize burada. Dudak ve parmak ucu gibi e, hislerin daha fazla algılandı. Yani işte hani biraz daha hassas olduğu yerlerde Meissner cisimci. Meissner koymasaydı Merkel diskleri de koyabilirdi arkadaşlar. ikisini de kabul ederdik. Gelelim diğer sorumuza. Evet diğer soruda diyor ki insanda koklama duyusu organı ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? Yani burunla ilgili hangisi yanlıştır diyor. Diyor ki koku reseptörleri aynı zamanda sinir hücreleridir. Bu doğru arkadaşlar. Bu yüzden çabuk yorulurlar dedik. Doğrudur. Burun boşluğunun üst kısmındaki sarı benek koku alma organıdır. Bakın ne diyor? Sarı benek. Sarı benek nerede bulunuyordu? Göz. Peki burunda bulunan hangisiydi? Sarı bölge. Değil mi? Sarı bölgeydi. Sarı benekle sarı bölgeyi karıştırmanızı çok isterler. O yüzden bu ikisine dikkat edin. Cevabımız bursa şıkkı olacak. Koku reseptörlerinin aksonları koku soğancına girer. Dentritleri Burnun içerisindeydi arkadaşlar. Aksonları da koku soğancığına gidiyor. Bu doğrudur. Koku reseptörleri çabuk yorulur. Evet. Kokunun alınabilmesi için koku moleküllerinin mukusta çözülmesi gerekiyor. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı olur. Peki aşağıdakilerden hangisi iç kulakta bulunmaz? Bakalım. Dalız. Arkadaşlar dalız neydi? Oval pencerenin arkasında bulunan böyle küçük bir yapıydı. E, bu bir organ değil. Hani işitme ile ilgili bir organ değil. Sadece böyle küçük bir yapı. O yüzden bu iç, organ, iç kulakta bulunur. Kort organı zaten reseptörlerin yoğun olarak bulunduğu yerde kort organı. Ve dolayısıyla bu da iç kulaktadır. Kohlear kanalın içerisinde. Oval pencere. eee Orta kulağın iç kulağı açıldığı kısımdır arkadaşlar. Bu da iç kulakta bulunur. Taban zarı da yine kohler kanalda bulunur. kort organının bir yapısıdır arkadaşlar. Ama östaki borusu nerede bulunuyor? Östaki borusu orta kulakta bulunuyor ve yutağa bağlanan kısımdır. Dolayısıyla östaki borusu eğer iltihaplanma meydana gelirse bizim yutağımızda, gırtlağımızda da e, meydana gelir. Şimdi ben ÖABT'de bir tane soru bulabildim arkadaşlar. Çıkmış soru. Bu arada çıkmış soruların hepsi elimde var, buldum hepsini. 2021 acayip zorlamışlar arkadaşlar. Daha yeni gördüm ben o soruları. Bunların hepsini çözüp atacağım konuları bittikten sonra sizin de görmenizi istiyorum. Hepsinin PDF'sini de yükleyeceğim bu arada. Dış ortamdan gelen ses dalgaları insan kulağının hangi yapısında aksiyon potansiyeline dönüşmektedir? Şimdi bakın. Dış ortamdan gelen ses dalgalarının aksiyon potansiyeline dönüşmesi demek yani impuls haline gelmesi demektir arkadaşlar. Çünkü aksiyon potansiyeli neydi? Hatırlayın sinir sisteminde şöyle bir grafik çizmiştik. Bu grafiğin şöyle bir yapısı vardı değil mi arkadaşlar? Şu şekildeydi. Şimdi burası polarizasyon. Burası da arkadaşlar aksiyon potansiyeliydi. Aksiyon. Şurası depolarizasyon. Şurası repolarizasyondu burada tekrardan eski haline geri dönüyordu. Aksiyon potansiyelinin oluşması demek impulsun oluşması demektir. Peki bizim ses olayımız nerede impulsa dönüşüyor arkadaşlar? Tabii ki korti organında bu yüzden cevabımız da korti organı olur. Neden? Çünkü reseptörler korti organında bulunur. Evet böylece bu soru çözümünün de sonuna geldik arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere hormonlara geçiş yapıyoruz. Hadi bakalım görüşürüz.